Hepinize selamlar dostlar. Yeni bir Battlefield bölümüne hoş geldiniz. Ben bir green screen'a bakayım. Gözüme hemen bir şey battı. İyi temiz gibi. Yok temiz değil. Evet, birazcık problem var. Benim kafam birazcık şey yapıyor. Hemen ayarlıyorum. Hemen ayarladım. Hemen ayarladım. Tekrardan hepinize selamlar dostlar. Yeni bir Battlefield bölümüne hoş geldiniz. Tam olarak bakıyorum 40. bölüm. Evet 40. bölüme geldik koskoca seride. Bence güzel bir ilerleme kaydettik. Ben de bu aralar Bad Company 2'ye sardım. Bad Company 2 oynuyorum. Yani videolarda oynuyorum. Size tatlı tatlı... Aa, Reactive Armor. Geçtiğimiz videolarda size tank ekollerinden Anglo-Sakson ekolü, ondan sonra ne bileyim işte Rus ekolü, Alman ekollerinden bahsetmiştim. Bugün onlardan bahseder miyim bilmiyorum da yani şeyi Rus ekolüyle Alman ekolünü tam olarak söksem de ya tam olarak sökemedim ama birçoğunu öğrendim. Zaten size Rus ekolünden bahsetmiştim. Anglo-Sakson ekolünü hala çözebilmiş değilim. Çünkü onun kendi içerisinde bir önem sırası var. Onu halledebilmiş değilim. O yüzden ve ben bilmediğim, tam olarak öğrenmediğim, konuşmayı da sevmediğim için şeyden bahsetmeyeceğim bugün. Ekollerden bahsetmeyeceğim. Ama umarım dinleme kurşunuza gitmiştir. Bir yandan tabi biliyorsunuz ben keskin nişancı avladığım için. M90... Anam bombalı onu. Acıdı biraz. Bomba yakın düştü. Vurdular tamam. Rakip takım için direkt şu an açık hedef hızı buldu. Şu M95'in sesini de seviyorum. Ondan sonra ne bileyim. Buraya ne oluyor? Niye burada? Bomba spam var lan. Niye? Oha! Oha! Haritaya baksanıza bir sol alta. Orası ne lan öyle? Herkes hepsi orada. Üçüncü mermiyi tutturabilsem yerde. Yani orayı gördüğüm anda kaçma gereği duydum ya. Yapabileceğim gerçekten başka bir şey yoktu. İnanamadım yani. Ben de diyorum rakip takım nerede? Hepsi oradaymış. Bir şey M24'e dönerim. Ben ne kadar sevsem de M95'i. M24'e dönerim abi. Oh ne oğlum hepsi orada ama ya. Abi RPG. Bir RPG. Hepsi burada heriflerin. Not bad. Günün bu saatinde size dün çektiğim videoda, evet o videoyu gerçekten dün çektim. Ben normalde sıra sıra çekerim ya. O videoyu gerçekten dün çektim çünkü sıcaktan artık en sonunda gidip yatmak zorunda kaldım. Bugün de aynı şekilde. Bir server buldum. Ah 50 ping yazıyordu. Bunda da 100 küsür ping var. Neyse problem değil. Yani oynarız. Zaten herkesin pingi ortalama yüzlerde. En iyi ping 80. O yüzden çok şey olmaz. Artık olmaz. Şurayı alabilecek miyiz merak ediyorum ya. Bakayım. Bir 3 dakika 28 saniye. Ayın 2 Eylül saat 17.10. Siz bu videoyu bakayım. 4 Eylül'de video var, 5 Eylül'de video var. 6 Eylül'de video. Siz bu videoyu 7 Eylül'de izleyeceksiniz. Eğer yanlış hesaplamadıysam 7 Eylül'de izleyeceğiniz bir video bu. Benim monitörümde mi bir şey var? Sanki ekranda bir çizgi gördüm de. Ah, 50 kalibreyi kafana. Abi çok güzel bir silah bu ya. Bu anlatamayacağım güzellikteki silah bu silah ya M95. Ben size bunu gerçekten anlatamam ya. Yani silahın kendisini de çok seviyorum. Ondan sonra ne bileyim hani ikinci mermi yatağına koymasını seviyorum. Sesini de seviyorum. Şarjör değiştirme animasyonunu da seviyorum. Bu silahın her şeyini seviyorum çünkü her şeyden önce bu silah bir 50 kalibre dostlar. 50 kalibre. 50 kalibre ne demek biliyor musunuz? Kodumu oturtur demek. Yani tam Türkçe karşılığı bu. Kodumu oturtur. Burası sağ granado. Headshot mı?
Ben burada yatarsam da arkamda var ama. Buradan devam edebilir miyim acaba sonra? Devam edebilirsem onları vurabilirim rahat rahat, değil mi? Bakalım devam edebilecek miyiz sola? Önce bu. Bu arkadaşlar arkalarını kontrol etmiyor herhalde. Krisik skill var. Tamam, bu gitti. Ben sonradan girdim oyuna ama birinciyim nedense. Hep yaptığım şeyler ya. Sonradan gelip birinci olmak. Tamam, şimdi orayı temizlediğimize göre ve yani. O ilk mermiyi yemeyecektim abi. O ilk mermiyi yedim ya. İlk mermiyi yedim ya. Orada sıçtım ya. O ilk mermiyi yememem lazımdı. Gol Magnum'a mı diyor? Ya abi 50 kalibrede durmak ne bileyim yani. Hani o kadar hoşuma gidiyor ki. Ama silahın hızı da benim için çok iyi. SV'yi deneyelim biraz. Burada şarjörün 10 kurşun var. Nasıl headshot değil lan? Evet, burada SV hala hızlı. SV98 hala burada hızlı. Doğru bir konuma geçip çatır çatır oynayabilirim. SV98'e en çok zaten Bad Company'de oynuyorduk. Bir saniye verin bana. Umarım Nostar BF bir duygulandım nedense ya, 40 bölüm oldu ya. Yani 40 bölümdür. Eskiden bir video atardım YouTube'a, 2 izlenirdi, maksimum 3 izlenirdi. Şimdi en az bir BF videosu en az 20 izleniyor. 5-6 tane like alıyor. Yorumlar çok güzel. Hiç tanımadığım, daha önce hiç tanımadığım insanlar çok güzel oynuyorsun. Yabancılar gelip izlemiş. Yabancılar yorumlarda bulunmuş. Amazing gameplay, nice gameplay, love your sniper falan diye gelmişler herifler. Ondan sonra ne bileyim hani hiç tanımadığım çocuklar gelip bana oyunlar hakkında bilgi soruyor. O kadar duygulandım ki. O kadar yani ya, keşke daha önce başlasaymışım ben bu YouTube'da, ama daha önce yaptığım zaman da eski kanalımda kimse izlemiyordu. Şimdi her akşam 7 en azından size bir tane çıkartıyorum ya. Gerçekten dostlar, bunun değerinin benim için nasıl bir şey olduğunu bilmem, bilebilir misiniz ama gerçekten teşekkür ederim ya. Yani seriye, özellikle Battlefield serisinde Türkiye'de bu kadar çok izlenmeyen, bu kadar çok sevilmeyen, oyun kültürünün yerlerde olduğu bu ülkede Battlefield gibi bir oyunu izlediğiniz için gerçekten sağ olun. Var olun. Bir de kafamı mermiyemeseydim daha iyiydi. Yani gurur duyuyorum açıkçası ya. Yani hem izleyen, bu seriyi izleyebilen, izleyen sizlerle, hem de bir yandan kendimle hani. Çünkü Battlefield izletmek kolay değildir. Çünkü koskoca bir savaş alanı var önünde. İyi oynaman lazım. Gerçekten insanların bu oyunu sıkılmadan izleyebilmesi için iyi oynamak gerekiyor. Bunu başardım galiba. Bunu başarıyorum galiba. Emin değilim ama dediğim gibi her şey sizler için işte. Uf, SV ya. Bir body yedi o. Tarama 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 tarama. Abi ya, C4 exclude. Buradan geçemeyeceğiz bu arada. Çıkarmayacaklar. Bad Company'yi ama özlemişim ya. Bunun birinci oyunu var benim Xbox'ımda da. Xbox'tan da video çekmek bilmiyorum acaba. Şey çalışıyor mu ya? Benim mangal oynamıyor ki. Bizim takım direkt oynamıyor ki. 12 tane kill kaldı. Sağ taraftan sızmayı denesek ne olur acaba? Sol dağdan tutuyorlar ama. Neyle gidersen git. Bir araçla gidersen git. Sıçıyorsun. Şeyle gideyim. Şununla gideyim. Aa, M1 Abrams. A1 miydi? M1 miydi? Hangi modeli Abrams'ın acaba? Bak tank burada campliyor. Niye campliyorsun oğlum? İlerle işte. İlerle, 6 kill kalmış oğlum. İlerle. Ben hiç kill, şu an çok hızlı ilerlemem lazım ya. 72 hiç umurumda değil.
25 şimdi umurumda işte. Evet, denedik olmadı. Oyunu kurtaramadık. M16 A2. Kaybettik ya. Command, the Russian defenses were too strong. We are aborting the operation. Get your people out of there. Vay be. De benim ağrımasa, ufak bel ağrısı var şimdi. O bel ağrısından da kurtulamadım hala. Koltuktan kaynaklı, hep koltuktan kaynaklı dostlar. Koltuğun kötü olmasa belki bir tık yırtarım da, koltuk sağlığı bozuyor. Kamerayı kapatalım, ben bir dumanlanayım. Eylül oldu şaka maka. Havalar biraz daha serinlesin. Rahat rahat bir oturuşta 10-20 video çıkartırım. YouTube'u hiç bırakmadığım, Twitch'e hiç başlamadığım zamanlarda günde bir aylık video çıkardığım oluyordu. Şaka yapmıyorum, hani günde oturup 30 günlük video çıkartıyordum. Ne günlerdi be. Vah, ağım var çok. Ah, kill gelir dedim de gelmedi. SV98 ya abi, Sniper Sky ya, sevdiğim bir modeldir benim, gerçekten severim yani. Sniper Sky ayrıdır, hızlıdır, seksidir, estetiktir, özellikle çok estetiktir, özellikle estetikliğini severim ben Sniper Sky'ın. Güzel geliyor benim gözüme yani, estetik geliyor. Aa, mortar lan. Aklıma gelmemişti. Beni vurmayı düşündü bir anda. Yok abi, beni vuramazsın öyle. Ah, yakın geldi. MT3. Bu selamun aleyküm modelleri nasıl açılıyor bilmiyorum ya. MG3SA yazıyor. Bir ara araştırırım onları. Hatırlamıyorum ya. Eskiden biliyordum da şu an nasıl açıldığını hatırlamıyorum. Selamun aleyküm modelleri nasıl açılıyor acaba? Ben onun isimleri de selamun aleyküm modelleri değil ama benim aklımda öyle kaldı. Telefon titredi. Şu sağ dağa doğru iler. Sağ dağa yalnız. Sağdaki dağa doğru ilerleyeceğim. Umarım rüzgar sesi gelmiyordur size. Yanımda biliyorsunuz vantilatör çalıştırmam gerektiği için. Tamam, o düştü. O da düştü. Bir yerden bana mı geliyor mermi? Granada. Ay. Çok güzel yakaladım lan. Ya Bad Company serisinde 3'e 4'e göre sniper oynamak biraz daha kolaydı bu arada. Hani bir tık daha kolay geliyor bana. Mermi düşüşü var ama o kadar yüksek değil ve mermi havada hızlı hareket ediyor. En zor keskin nişancılık BF4'teydi. Ay 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 ay. En zor keskin nişancılık BF4'teydi her daim. Çünkü orada mermi çok şey düşüyor. Çok yavaş ilerliyor havada ve çok hızlı, çok çabuk etkileniyordu şeyden. Adını siz getirin. Yer çekiminden. Velocity'si çok yüksekti. Burada bir tık daha eğlenceli hatta yani. Ama kim iste Bad Company'de sniper'cı olmanın çok zor olduğunu söyler. Bence o kadar değil. Mesela şu sizin bildiğiniz Todeh der ki çok zordu Battlefield Bad Company'de sniper'cılık. Ya da o When Sniping Was Hard diye bir videosu vardı Bad Company için. Bence değil. O da benim yabancı versiyonum ya Stode. Spot assist. Tamam, burayı açtık da çok büyük hata yaptım aslında şu an. Benim burayı açmam şu an ölmeme neden olabilir yani her an. O çok yaşamaz. Yaşamadı. Şurada bir kafa mı var orada? Kafa. Bir kafa daha var. Şurada bir kafa daha var mı? Yok. Güzel, 7'ye 1 gidiyoruz. Hiç fena değil.
Hiç fena değil abi. Bir de Atakan arkada bilgisayarda Counter oynuyor. Onun sesleri gelebilir. Ne kadar uyarsam da sesin çok çıkıyor. Tamam, onları da alacağım. Şu arkadaş, sen ne yapıyorsun oğlum? Orada bir manga var ya, onları temizlemem lazım. Kilesiz, spot assist. Şu öndeki şeyi alırsam, bunu alırsam daha rahat olacaktır ya. Tabii bu dönemlerde silah skinleri vesaire yok. Burada her şey bilek. Şuradalar. Var mı sağda? Ne oluyor oğlum ya? Ah. Bana çalışıyorlar lan. Ciddi ciddi bana çalışıyorlar. Nid'e emo yazarken emo geldi. Adamsın ya. Yanlış yere ateş ettim. Yok mu şey? Oraya bomba aldım bu arada. Oradan şimdi ölür o. Oraya bu mortar bombardıman. Lan. Oğlum tank varmış ya tepemde. Ya ne yapıyorum, yanlış tuş. F'ye bastım bıçak atacağım diye. Şimdi Battlefield 5'te ve Battlefield 1'de F ya. Bir de çoğu BF oyununda, bazı BF oyunlarında F. Karıştırdım bir an. Bir an karıştırdım yani. Abi zıplar mısın artık? Nasıl çıkıyorsunuz lan buraya? Ha, çözdüm. Buradan çıkılmaz oğlum, oraya arkadan dolanacağız, arkadan arkadan. Buraya arkadan dolanıyor, gel. Ama bir şey diyeyim mi, yani gerçekten Battlefield serisinin en zor keskinliği şancılığı 4'teydi abi. Çok acı çektim ben 4'te. Şaka yapmıyorum. İnanılmaz acı çektim ben BF4'te. Şimdi burada biri beni burada görmezse çok tatlı keskin nişancı oynayacağım. Benimki hit değil miydi? Ben mi yanlış gördüm? Ufak bir kafa gösterse vuracağım. Çok ufak bir kafaya ihtiyacım. Aynen böyle. Uf, ulan headshot değil miydi o be? Tertemiz headshot'tı lan o. Aa, kafa. Aa, kafa deyip kafasına sıktım ya. Kill assist'i geldi. O keskin nişancı mangası severim. Bir reload'umuzu yapalım. Of, tehlikeli, şimdi sıçtık işte. Ya olayı şey, böyle otur kalk bir tane mermi at yat. Otur kalk bir tane mermi at yat. Bak hemen bana çalışıyorlar. Hemen şeyleri yok. Afları yok yani. O bana deneyecek. Deneyemedi. Spotladım çünkü. Mermi geliyor bir yerden ama. Anlarsam nereden geldiğini vuracağım. Merminin nereden geldiğini anlamadım hala. O ufak eliyi almamız lazım. Füze atıyor ya. Neyse, aldılar onu. Şuradan deniyor olamaz. Eğer bana oradan deniyorsa o keskin nişancı, helal olsun. Patlattınız mı? Ha, siktir ya. Ben burada bir süre daha yatarım. Ben burada bir süre daha yatarım. Hiç şeyim olmaz. Buradan nasıl iniyoruz? Tam nasıl iniyoruz diyecektim. M95 SA. Ne yapsak şimdi?
SV'den mi devam etsem, silah mı değişsem? Yani şu an onun ikileminde kaldım. Bir saniye dostlar. Bir saniye verin bana. Evet, kamera geri geldi. SVU da hiç fena değildir aslında. M24'ten devam edeceğim ya ben. Becerebilirsek bir ara ben sizi şey izleteceğim. Battlefield Vietnam izleteceğim. Vietnam sunucusu bulursam eğer, Bad Company 2'nin Vietnam serverları çok güzeldir. Benim çok hoşuma gidiyordu bu oyunda Vietnam oynamak. O yine düşürüldü. Şimdi güzel bir spot bulalım kendimize. Bakalım şu sağ tarafta tatlı spotlar var keskin nişancılar için. Temizinden oynarız. Özlemişim Bad Company'yi ya. Bu aksiyonu, bu şeyi özlemişim yani. Burada bir de şey var. Yakın mesafede böyle birine headshot atarsanız böyle kaskından tak diye bir ses geliyor. Çok çok güzeldir o. Çok sevdiğim bir ses efektleri. Böyle kask sesi geliyor. Kaska mermi çarpmasının sesi geliyor. Çok hoşuma gidiyor benim o. Nasıl ölmedi diyecektim. Hani mümkün değil diyecektim burada ölmemesi. Tamam, 2 hit yedi. Of! Critical kill ya. How sorayım o SA ne weapons? Special için o. Orijinini sorayım. Orijinde yokmuş. Steam'den oynamak gerekiyormuş. SA silahları için gerek yok. Steam'den special edition alırsak o silahları sadece kozmetik ekliyormuş. Yani çok bir olayı yok. Bir ara Steam'den special edition olarak alırım bu oyunu tekrardan. Sen orada ne yapıyorsun lan? Ne yapıyor olabilirsin acaba? Sadece skin veriyorum. Silahlar zaten default halinde de skin var silahlarda, baksanıza. Camo Desert. Lan oğlum, korktum. Korktum, yemin ediyorum korktum. Abi limonla isteyeceğim candır ya. Magnum'a mı dönsek? Neye dönsek ya? M24'ü de seviyorum abi. M24 de tatlı. Zaten efsane bir silahtır yani. Orduda çok yer et. Nasıl değil? Nasıl ESE değil? Net bir ESE attım ben. Al sana ESE. Hani o ESE değilse bu ESE. Net ESE çünkü. Orası net ESE. M1 A2 Abrams. A2 serisi. A2 M1 Abrams. M1 A1 Abrams. Bu işte Anglo-Sakson şeyi. Tankı. Ama Amerikalılar tank yapmaktan gerçekten anlamazlar bu arada. Onu size açık açık söyleyebilirim. Amerikalılar tank yapmaktan gram anlayan bir millet değildir. Şuraya bir çıkayım da. Nereden mermi yediğimi bilmiyorum. O tehlikeli işte. Bu oyunun da bu olayı var. Nereden mermi yediğini bilmediğin zaman çok büyük problem yaratıyor. Şu Bravo'yu alsanız bir. Bak, o Bravo'ya düşecek. Aynen, Bravo'ya yakın düştü. Sen ne yapıyorsun? Hacım, soluna dikkat et. Tamam, Bravo Disan. Güzel.
Bunları almam lazım şu an. Burada da mermiyi tam olarak nereye sıkacağınız çok incedir ya. Onu vurabilir miyim acaba? Vururum herhalde ya. Aynen. Şunu da başarırsam tamam. Tamam, haritada şu an düşmanlarımızın yerini sapladık. Bu da güzel. Motion minus. Of. Çok acıtmıştır lan bu. Direkt tek yedi çünkü herif. Direkt yedi ama hani. Direkt ya, hiç şeyim yok. Aff yok. Lak diye herif yedi ağzına ESE'yi. Emin olamadım biraz. Bir an vursam mı vurmasam mı diye de. Ay, işte bunu seviyorum şu oyunda ya. Şu quickscope'lar gerçekten çok tatlılar. Ay, bombayı yanlışlıkla attım. Rex abi, Rex gerçekten çok güzel. Şu an oynatça oynuyorum, yaptığım şey çok riskli aslında. Bu mu? SA silah. Yo. SA'da silah, siyah skin mi vardı? Dur şunu ver bana. Şunu ver, ikinci mermi yemek yemem gerekiyor. Ver şunu. Tamam. Şunu atayım şuraya, dur olmaz. Bravo ya, masalar iyi de. Alıyorlar işte, çekiyorlar bravo'yu. İşte yarım saattir o eleman bana çalışıyordu ya. Aa, büyük hata. Yaptığım çok büyük hata. Motion mine'dan kurtardık. Tankları geldi adamların. Critical nasıl critical kill assist ya? Onu orada geçerken vururum herhalde diye düşünüyorum. Arkadan mermi yemesem vuracağım. Arkadan 22-6 çok iyi. Temiz ya, gene sağlam bir kill streak attık. Kaç level? 50 levelim değil mi burada, maksimum level. 50 level olmak da hiç kolay değildir bu oyunda. Ama benim oynadığım dönemde kolaydı. Şimdi bazı server'lar var, 15x XP şey veriyor ekstra. İşte bir adam vuruyorsun, 15.000 puan falan geliyor. Kazandık mı? Kazandık. Tertemiz abi, kaç dakika? 20. Bir el daha oynarız. Bir el daha oynarız. White Pass'ta oynayacağız. Çok güzel haritadır. Ben bir alt taba düşeyim de şu OBS'i tam göreyim. 30 FPS kayıt olayım mesela. Oh, bakalım bak. Marksman. Killstreak 7, Killstreak 8, 19'u var mı? Şurada 8, Combat Excellence. Ah, White Pass, çok güzel haritadır. Burada siz zaten dünkü videoda mı izlemiştiniz? Galiba dünkü videoda White Pass izlemiştiniz, evet. Evet, dünkü videoda savunma tarafında White Pass'te oynamıştım. Şimdi Attacker tarafında White Pass oynayacağız. Yine M95 oynayacağım. Hemen şu binaya ile geçeceğim, hemen. Hemen benim amacım ilk geçirmem gereken yer bina bu bina. Çünkü hani direkt keskin nişancı lokasyonu. Direkt sniper'ınızı rahat rahat gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz, kullanırken eğlenebileceğiniz bir lokasyon olduğu için. M95 çoğu sniper sevmez bu arada. Benim dediğim gibi tamamen kişisel bir sevgi besliyorum M95'i. O yüzden M95 kullanıyorum. M95'le olan bütün ilişkim kişisel yani. Kesinlikle şeyim yok. Bir de vurabilseydim. Aa bak, o itti, vermedi iti. Güzel. Uf, M24 Wolf Kaptan Galaxy. M24'e dönsem mi ya, ya da Gol'a mı dönsek? Biraz şey oynayayım size, ben DMR, SVU falan oynayayım size ya. Siz biraz SVU falan görün, çok göstermedim. Ay yapma yapma, takım değiştirme, takım değiştirme. SVU falan göstereyim size. Piu, piu. Böyle atış ediyorum size. Piu, piu. Ki ben severim yani SVU'yu. Çok sevmem ama severim. Tamamen kişisel bir tercihtir SVU.
Çünkü kimisinin gerçekten keskin nişancı karakterini çok hitap ederken kimisine gerçekten nefret eder. Ben hepsiyle kendimi oynamaya alıştırdığım için vakti zamanda artık o kadar şey yapmıyorum hani. SVU mu? Falan olmuyorum. Çünkü mermisi zaten yavaş giden bir silahımızdır. Şunu bir de kırabilirsek. De kimin nerede olduğunu algılamam lazım şimdi. Yine şu yukarıya sağ göstermeyecek şekilde çünkü sağ gelebiliyor. Bak, iki hit de alıyor bu. İki hiti var yani SVU iki hit. İki hit silahtır. Bazen üç hit olduğu oluyor tabii. Ben genellikle SVU'yu ibnelik olsun diye kullanırım. Buradan güzel bombalama yapıyorlar bu arada. Sağınıza baktınız mı hiç? Tamam, sağ temiz gibi. Şu an rakibin en büyük hatası bize bu tarafı vermek bu arada. 3 hit. Let the bodies hit the floor. Şey bu arada şarkı sözü easter egg'dir. Let the body hit the floor. Let the body hit the floor. Ufak bir easter egg'dir o ya. Bilmeyenler varsa söyleyeyim. Adam çünkü ben adamı vurunca şey dedi ya. Let the body hit the floor dedi ya. Dediğim gibi easter egg o. Ne oluyor oğlum? Sen nereden geldin? Arkamdan mı? Stereo. Nereden vurduğunu anlamadım ama iyi vurdu. Vintorez'e gerek yok. SVU'dan devam ya. Şimdi bunun damage'i daha yüksek. Bunu kullanalım. Bunu da çok kullanmadım bu arada ya. 2 kill. 3. Üçüncüsü gelebilirdi. Kolundan vurdum da şey yapmadı. Vermedi hit point'imi. Lan devam ya. Gerçekten şey Rush modunu bir dakika. Helal lan. MG3 ile geldi. Onu ben vurdum da beni başkası vurdu gene ya. Bu nereden vuruyor lan böyle? Çok ince kesiyor. Bayağı ince kesiyor. Çok ince kesiyor abi herif. Dur sakin. Sakin. Sakin olun. Salın şimdi. Karşı bir daha yağdırdım. Aa, bomba altımda mı kalmış? Görmedim. Gördüm de çok geç gördüm aslında yani yapacağım hiçbir şey yoktu. Biraz silah değiştirelim. Normal silahlardan oynayalım. AN-94 mesela çok iyidir. Ayak aynı şekilde oyunun en iyi silahlarından biridir. 416, M16 ki M16 en sevdiğimdir. Dıgıdık 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 diye sıkar böyle AN-94 ben çok severim. Ama diğer BF'lerde bu oyunda sevdiğim kadar sevmedim AN-94'ü. Bir oyunda bir AN-94'e karşı bir sevgi besledim. Sonra bir daha da besleyemedim zaten. Şu binaları şunlarla yıkabilmek. En çok da bu oyunda güzeldi zaten. Çünkü en çok bu oyunda yıkılıyordu. Önce üst kata çıkış. Oğlum dur, ne mermi nereden geliyor? Nereden geldiğini anlamadım mermi. O da şey kullanıyor. M14. XM8'ler falan var ya. Engineer ayrı, medya ayrı falan tatlıdır yani. Şimdi şuradan geçebilirsek. Incoming derken beni görmüş zaten. MG3 abi. Defuse ya. F2000 mesela çok ayrı bir kanser sebebidir ya. Ulan dur anasını satayım. Dur nefes alamıyoruz. Bir durun lan.
Tamam, orayı destroyladık. Şimdi A şey B'yi destroylayalım. Artık öldü mü yani bir zahmet. Mcom Station Attack Kill. AN94 anaya bakan, ana bakan, a bakan. Nasıl çevrilir bilmiyorum. Şuradan devam abi. Dur oğlum, yeter bombalana bir hal oldum yemin ediyorum ya. Şöyle ani dönebiliyorduk ya şu oyunda. Mesela bir çatıdayım. Ah, çok kötüydü. Şuradan devam abi. Ben de Ghost olarak geçeyim. Valid olarak değil. Onu Wolf olarak çevireyim ben bir ara. Bizim manga direkt sol taraftan yardırma mangası oldu. Destruction 2-0. Benim niye başıma geliyor? Dün de geldi. Dünkü videoda da oldu bu olay. Niye böyle oluyor? Niye benim adamım o kilim o adama yazdı? Ben orada niye öldüm? Şuradan düşüp niye öldüm? Niye o adama kill verdi? Aklımda deli deli sorular. Ah, mermi. Ya abi, bu tarafa kaçayım derken. Niye benim kilimi o adam verdi ki? Abi 1911 candır. Gerçekten candır yani. Şu silahla çok kill almışımdır. Lan oğlum, kaçamıyorum ya. Başladık gene seri seri ölmeye. 54 canı varmış. Şunu ver. Bu ne? Magnum M'omuz dursun. Tamam. 41 kill kaldı, hala alamadık. Mantığımızı kullanıp sol taraftan ilerleyelim be. 9-11 oynuyorum, bak kötü oynuyorum şu an. Zaten çok iddiam yoktur benim Bad Company serisinde. Eskiden vardı ama artık yok. Şuraya havayı uçuracaktım. Heh, şimdi oldu. Bir de göremiyorum ya oranın içini. Orası biraz dert yaratıyor. Şu binaya girmem lazım benim. Ama onların da şeyi var binada. Ötüyor bak. İşte yukarıda bekliyor, anladın mı? Hani yukarıda bekliyor, hiçbir şey yapamam. Hiçbir şey yapamam abi. Yukarıda bekliyor herif orada ya. XM8 mi alsak? XM8 versene. Bu silahın direkt şeyini kullanabilirim ya. Ya bir daha yeni doğdum amına koyayım ya. Ya dalga mı geçiyorsun? Orijinal hali daha güzel XM8'in şu ya. Kazandık. Bir el daha oynanır mı acaba? 10 dakika daha uzun. Yok, gerek yok ya. Dostlar, videonun açıklamalar bölümünde sosyal medya hesaplarım var. Bana ulaşabileceğiniz oralardan bana ulaşabilirsiniz. Discord sunucumun linki var, oraya katılabilirsiniz. Discord'dan, YouTube'dan Discord sunucusuna geldiğiniz zaman lütfen genel sohbete YouTube'dan geldim tarzı şeyler yazın. YouTube'dan kim geliyor, ne kadar etkileşim alıyorum onu bilmem gerekiyor. Battlefield serisinin devamlı için bir yorum, bir like atarsanız memnun olurum. 40. bölüm oldu artık. Neredeyse yarıladık 100 bölümü. 100 bölümde sözüm var. Her BF oyununda, bu oyunda değil, bu hariç 3D, 4D, Hardline bilmiyorum ama 1 ve 5'te kesinlikle, yani 3, 4, 1 ve 5'te her, yani oyunlarda 100 kill aldığım roundlar çekeceğim. Bunları tek videoya sığdıracağım efendim.
Evet, Twitch ve D-Live kanallarının linki de var. Orada da akşam 7'den sonra, yani video yayına girdikten 1-2 saat sonra yayında oluyoruz. Battlefield oynuyoruz, FIFA oynuyoruz, Rainbow oynuyoruz, bir şeyler oynuyoruz. Efendim, kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi avlar dilerim. Hoşça kalın.